Türkiye'nin en büyük problemi bence yıllardır olan bir şeyden bahsedeceğim. Ne olursa olsun bir taraf olmayan bertaraf edilmeye çalışılıyor. Yani bu inanılmaz bir gerçeği Türkiye'nin. Bir taraf olan da. Bir taraf olmayan, Ha, bir taraf bir taraf olmayan olmayan da. bertaraf edilmeye çalışılıyor. Yani muhakkak bir cemiyetin, bir grubun, bir kuruluşun, bir tarikatın, bir cemaatin, Doğru. bir medya grubunun, Sırtını bir yaslamak topluluğun gerekiyor. birilerinin, yani muhakkak bir grup bunun tarafı olmak, onun o grubun içinde olmanız isteniyor. Ya bu gerçekleştirilmeye çalışıyor ve tek başınıza kaldığınız zaman gerçekten hayat zor oluyor. Ama ben bir kendi adıma konuşayım. Bugüne kadar hiç kimsenin tarafında ve hiç kimseye ait olmadım. Hiçbir kuruma, hiçbir kuruluşa, hiçbir cemaate, hiçbir tarikata, hiçbir şekilde yani. Ne hükümet de dahil olmak üzere. Yani var olan hükümet kimse o Peki bunun ama zamanlar. görüldüğünü ve bilindiğinin farkındasın değil mi? Yani bence de görülüyordur. Çünkü böyle Görülüyor. yaşayan insanlar var yani. Görülüyor. Çok var Az hem de. sayıda. Az sayıda. Az sayıda ama yine de bizim için çok. Yani mafya ile ilişkin yok, siyasi Hiçbir şekilde. ilişkin yok. Dolayısıyla korunmasızsın, korunmasızsan yalnızsın zaten. Her işini çözer. Aynen öyle. Yani bu Türkiye'de maalesef çok oturmuş bir sistem. Biraz bu son dönem sosyal medyasıyla bağımsız hareketlerle biraz daha kırıldı, güçlendi. Çok Yani sesli hale çok çok gelebilir sesli biraz. hale gelindi. Bence sosyal medyanın, internetin diyeyim kabaca ya da genel anlamda Türkiye'ye yaptığı en büyük Şimdi biraz faydalardan bir tanesi menajer bu oldu. mafyalığı ve yapım şirketi mafyalığı bunun yerini Her alıyor. zaman var. Her zaman O var. olmaya devam edecek yani yapacak bir Evet, şey yok bağımsızlar ama bir de şey yani. Bunun iç karşısında da olacaklar olacaktır. Çünkü onu o insanları da var eden halkın ta kendisi Evet, karşılığını olacaktır. yat. Dolayısıyla da Beyefendi onların da görüş gitmesi alabilir hiçbir zaman şey söz konusu olmayacak. Çok özür dileyerek bir şey hatırlatayım mı Lütfen sana? efendim. Yıllar evveldi, daha benim ilk çıktığım zamanlar Okan'ın programında da aynı şeye maruz kalmıştım. Maruz kaldım dedim hep bakma tırnak içinde söylüyorum bunu. Atilla Taş'la kıyaslanıyordum. En iyi çıkış yapan şarkıcı ödülü verilecekti. Kral TV gecesinde benim görüntümün üzerine bütün salon yıkıldı alkıştan. Ondan sonra Atilla Taş çıktığı Anons zaman da ediyor. ha oldular. Bunu asla Atilla'ya herhangi bir şey söylemek adına söylemiyorum. Ben Okan'ın programında da bunu şöyle cevaplamıştım. Okan demişti ki bu seni biraz üzüyor mu ya dedi. Dedim ki hayır. En iyi çıkış yapan erkek şarkıcı ödülü Atilla Taş'ın olmalıdır. Çünkü hakikaten adam meyhanede masanın üstünde bile dans ediyor magazin şeylerinin karşısında. Ben hiçbir yerdeyim. Yani baktığın zaman ama çıkış yapan en iyi erkek şarkıcı ödülü olsaydı bu o zaman gücenirdim dedim. Ha, Hatırlıyor güzel. musun? Evet ayrı. Şimdi o dönemde yine Kral TV'de ödül o alkışlardan sonra Atilla Taş'a verildi. Çıkışta o dönemin Kral TV'nin soyadını hatırlamıyorum Müştak Bey. Dedikodu yapalım azıcık. Evet. Madem bayram, bayram programı canım. Bayram dedikodu kıymet olabiliyor yani. Ramazan boyunca da geçmişi bayramda yapalım bir şey olmazsa. Ha. Şeker bayramı. Müştak Bey'le yukarıda kapıda karşılaştım. kapıda karşılaştım. Dedi ki yani ödül Atilla'ya verilmiş. Bana Müştak Bey dedi ki alkışları duydun mu dedi. Ben dedim siz duydunuz mu? Aa güzel. yani çünkü tabii bir daha söylüyorum Atilla'nın magazinsel olarak ortalıkta sergilediği tavır son derece gerçekten çıkış yapan en iyi çıkış yapan erkek şarkıcı ödülüne layık bir duruştu. Yani Kral TV ama bunun plak Kral şirketi TV'nin olduğu iş şirketiydi. Ne Aynen istiyorsun? Hayır, bir şey istediğimden değil. Hayır, ne yani pardon o olayın nasıl gelişmesini istiyorsun Asla anlamında tam beklediğim gibi gelişti. Işte. Ama ben olanları anlatıyorum ki geçmişten biraz belki şey yaparız diye. En azından Müftak Bey'le olan konuşmamı, senin programında senin bana bunu üzdü mü bu durum seni diye sorman. Mesela bu beni hatta sana da o gün de söyledim. Bana bu soruyu sormuş olman daha çok üzdü beni. Çünkü ya bir arkadaşımla yani benle aynı dönem çıkmış bir arkadaşım o aldı onun aday gösterilmesi seni üzdü mü diye bir soru bir kıyaslama durumu yani Sizden önce hak etmedin bu muameleyi Ama gibi bunda bir da durum demans şey üzücü bir durum tırnak içerisinde yani onu anlatmaya çalışıyorum. Unutamamış da. Bir de unutamamış da. Unutamamış değil de eskileri hatırlıyor. Aşkım, ne unutamayacak aşkım, eskileri hatırlıyor. Ben nostaljik Altın Kelebek'te beni en iyi pop şarkıcısı olarak aday gösterdiler. Yok bir dakika. Ve de kıyım aleyhine tilki. Bir dakika bu yanlış bir yere çekilmesini istemem. Ya nasıl geçebilirim Allah Allah. Nasıl geçeyim en iyi? Bir daha söylüyorum. Asla almadım. En iyi çıkış yapan pop şarkıcısı. Asla almadım.
ödüller beni dert ettiğim şeyler değildir. Hiç. Ama ben senin de hani sistemi anlatmak adına. Ama şimdi bütün ödülleri Türkiye'nin ödülü anlatmak. Yok. Her ödülü herkes reddediyor zaten. Aman lütfen beni koymayın listeye diyerek.